Extrablatt! 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 Tausende suchen Heilung bei Bruno Gröning. Als der Film zu Ende war, film bitiminde öyle mutluydum ki mucizevi bir yolla mutlu bir halle eve doğru yürüdüm. Bu hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Film gösteriminde oturuyordum. Öyle çok etkilendim ki izlediklerim ve duyduklarım beni üzdü. Ancak sevinç ağır bastı. Sayısız şifalarını anlatan bu insanların deneyimleri beni çok etkiledi. Şöyle oldu. Filmi 9 yıl yapım sürecinden sonra nihayet bitirmiştik. Özellikle arşivden alınan zamanın tanıklarının birçok düzenlemesi filme dahil edilmişti. Kayda alınmış 80'den fazla zaman tanığı vardı. Filmde 50'den fazlasını kullandık. Bu sayede film gerçekten Bruno Gröning hakkında tarihi bir belge oldu. Bunu anlayamıyorum. Görünürde hiçbir şey yok artık. Size söyledim ya, Gröning beni iyileştirdi. Bunu ciddi olarak söylemiyorsunuz umarım. Kesinlikle ciddiyim. Ona ilk defa gittiğimden beri artık hiçbir ağrı duymadım. Fakat bu mümkün değil. Mümkün olduğunu görüyorsunuz işte. Sağlıklıyım. Önemli olan bu. Doktor Bey, bunu imzalayabilir misiniz? Evet, şöyle oldu. Bu şifalar öylece gerçekleşmişti ve giderek şifalar hakkında daha çok haberler aldık. Bu beni önce şaşırtmıştı. Fakat sonra şunu anladım. Film neredeyse insanı tekrar ilahi olanla bağlayan ve kuvvetin akmaya başladığı birlik saati gibi etki ediyordu. Zira birçok kişi filmde karıncalanma hissettiklerini anlatıyor. Demek ki Heistrom akıyor ve filmi izlediklerinin dolayı iyi olanla bağlı oluyorlar. Sonuç olarak da şifalar gerçekleşiyor. Aynen birlik saatlerinde olduğu gibi. Bir hanım arkadaşım var. Eşiyle beraber uzun yıllar boyunca çocuk sahibi olma arzuları vardı. Fakat çocukları bir türlü olmadı. Bilinen bütün tıbbi imkanları denediler. Fakat bu yolla başarı sağlanamadı. Tek bir yol kalmıştı. Bu da suni döllenme. Bunu da istemedi. Sonra Bruno Gröning filmi geldi. Filme gittiler ikisi beraber. Neredeyse filmin bitimine yaklaşırken bir sahnede Bruno Gröning geliyor. Daha doğrusu bir çocukla birlikte çekilmiş bir fotoğrafı. Ve içsel olarak bunu söyledi. Bruno, bir tek defa daha senden şunu diliyorum. Hamile kalmayı öyle çok istiyorum ki. Hayırlısıyla. Lütfen. Filmden sonra eve döndüler. Duygular yoğundu ve 9 ay sonra sağlıklı bir kız çocuk dünyaya geldi. İsmi Tessa. ...2002 yılından önce annem, teyzem vasıtasıyla arkadaş çevresine girdi. Kısa zaman sonra da babam ve erkek kardeşim öğretiyi tanıdılar. Baldızım da girişi alarak katıldı. Kardeşim astından şifayı yaşadı ve ben inanmayan Thomas gibi sadece izledim. Bir doğa bilimcisi olarak böyle bir şey için çok fazla mantıklıydım. Kendi kendimi engellemişim meğer. Bu böylece devam etti. Aile huzuru sağlamak için arada bir onlarla birlikte oturarak Einstein yaptım. Evet, parmaklarımda karıncalanmayı hissetmiştim. Şöyle düşündüm, belki de duruşumdan parmaklarım uyuştu ve bu yüzden karıncalanma oldu. Gerçekten de bazen evde şöyle bir tablo oluşur. Ailem arkadaş çevresi hakkında konuşmaya başlardı. Ben odadan alelacele kaçardım. Çünkü konuşulanları dinleyemiyordum. Annem de daima anlatarak beni ikna etmeye çabaladı. Tekrar ve tekrar ön yargılarımdan kurtarmayı denemişti. Ancak olmuyordu henüz. Sonunda 2004'te Nürnberg'de belgesel film gösterime girdi. Annem de şöyle dedi.
Madem ki Nürnberg yakınında çalışıyor ve oturuyorsun, şimdi hep beraber oraya gideceğiz. Bu durumda elbette hayır diyemezdim artık. Sonra hep beraber filmi izlemeye gittik ve başından beri film bana hitap etti. Bruno Gröning'le ilgili bütün hikaye. Orada duyulan pek çok şifa doğruca kalbimin derinliklerine girdi. Sonra üçüncü bölümün sonunda hatırlıyorum, orada oturmuştum. Bedenimde ısı hissettim. Gerçek bir sıcaklık. Sonunda sanki ellerimde yumurta pişebilir gibi bir duygu vardı. Öyle bir sıcaklık duymuştum. Artık biliyordum. Vay, işte budur. Şimdi gerçekten katılırım. Bütün bu önyargıları unut onları. Şimdi ben de arkadaş çevresine gidip öğretiyi alacağım. O dönemde kendi annem tarafından girişi alabildim. Çünkü birlik başkanı olmuştu bile. Giderek daha düzenli birlik saatlerine gittim ve 2009 yılında kendim bir birliğin sorumluluğunu alabildim. Kısa zaman sonra saman nezlesinden şifaya kavuştum. Son yıllarda ise sanki ilkbaharda çiçekler sadece benim için çiçek açıyor gibi geldi. Büyük bir hayat sevinci oluştu bende ve bu yüzden de dağlara yürüyüşe gitmeyi severim burada, Filmos'ta. Sanki bir rüya ve benim için büyük bir hediye. Kızımız Bettina'da çocukluğundan beri endojen egzama hastalığı vardı ve farklı doktorlara gitmiştik. Hep merhemler yazıldı. Diyet uygulayarak beslenmeyi değiştirdik. Bu biraz hafifletti. Fakat bu rahatsızlık asla tam yok olmamıştı. Sonra 17 yaşındayken arkadaş çevresine katıldı. Birkaç ay sonra belgesel film gösterime girdi ve izlemesi için davet ettim. Çünkü kendisinin bu rahatsızlıktan kurtulma arzusu vardı. Belgesel filmin birinci bölümünü izledikten sonra ellerinin üstünde bir reaksiyon oluştu. Kıpkırmızı olmuşlardı. Kabarcıklar göze çarptı ve korkunç kaşıntısı vardı. Bana geldi ve şöyle dedi. Anneciğim, neler olduğuna baksana. Ben de cevap verdim. Bu sadece bir tepki ve şimdi de her şeyin iyi olacağına inan. Ve gerçekten filmin sonunda da aynen öyle oldu. Her şey yok olmuştu. Kabarcıklar yoktu, kaşıntı da yoktu. Ciltte biraz gerginlik kalmıştı fakat kızım kendisini iyice özgür, rahatsızlığında gerçekten hepten yok olduğunu da hissetti. Rahatsızlıklarınızı düşünmeyin. Bedeninize dikkat edin. Kendinize şu soruyu sorun. Bedenimde neler oluyor? Traberhof'taki en dokunaklı sahneler burada çekildi. Bu köyde. Ben büyük konuşmalar yapmaya değil, yardım ve şifayı aktarmaya geldim. Şubat 1997'de, yani yaklaşık 15 yıl önce, bana film için öngörülmüş bir yerin fotoğrafını alma görevi verilmişti. O dönemde maalesef fotoğraf makinem yoktu ve nereden alabileceğimi düşündüm. Bir bayan arkadaşım da olayın gerçekleşmesi düşünülen köyde oturduğunu da biliyordum. Ondan benimle oraya gitmeyi rica ettim. Birden o evi gördük. Böylece aniden geldi. Birden oradaydı. Mevcut olan o meydan, o bina öylece Traberhof'a benzedi ki şöyle demiştim. Oraya gitmeliyiz. Bu doğru yerdir. Ve sonra da her yerden geldiler. Hamburg'dan, İsveç'ten, İsviçre'den, Avusturya'dan.
her yerden geldiler. Otobüslerle hiçbir yol katılmaları için onlara uzak gelmemişti. Sonra da Großer Gott, bir Loben Dich şarkısı, bu çok güçlüydü. Und das Lied Großer Gott, wir loben dich, das war so intensiv, so stark, das da kam so viel Kraft drüber, wenn die Freunde die 3000 arkadaş şarkıyı beraber söyleyince çok büyük bir güç oluştu. Sadece bir kere de söylenmedi. Tekrar ve tekrar provası yapıldı. Öyle bir titreşim, bir güç vardı ki anlatması zor. Çok muhteşemdi. Öyle bir deneyimdi ki anlatması imkansız. Bugünlerde de filmi izlerken o zaman da içimi titrettiren bu şarkı söylendiğinde hala aynı duyguları içindeyim. Wenn dieses Lied gesungen wurde. Ich habe vor 9 Jahren, April 2004, den Dokumentarfilm. Belgesel filmi 9 yıl önce, Nisan 2004'te izledim. Bruno Gröning, arkadaş çevresi hakkında hiçbir bilgim yoktu. Şifaları da bilmiyordum tabii ki. Ona rağmen mucizevi bir şifa aldım. Bunu 3 gün sonra fark ettim. Üst kolumda ve omzumda çok şiddetli ağrılarım vardı tam 8 yıl boyunca. 2 yıl önce ise öyle kötü olmuştu ki kolumu artık hiç hareket ettiremiyordum. Onu sadece öyle tutabildim. Ne sağa ne öne ne de arkaya hareket ettirmem mümkündü. Çantamı bile taşıyamıyordum. Hayatım bu yüzden çok kısıtlı bir hal almıştı. Ev işleri için yardımcıya ihtiyaç duydum. Bir sürü başka alanlarda da. Bir su bardağı bile elime alamıyordum ya da herhangi bir nesneyi. Daima sol elimi kullanmak zorundaydım ve bir şişeyi almaya çalışırken bütün bedenimi döndürmem gerekti. Hatta yemek yerken kaşığı ağzıma götürmem için elimi desteklemek zorundaydım. 3 gün sonra akşam bir su bardağı alınca onu geri koyarken kolumu sol elimin yardımı olmaksızın hareket ettirebildiğimi fark ettim. Aynı hareketi 2 kere tekrarladım ve sonra eşime seslendim. Hans, baksana, kolumu hareket ettirebiliyorum. Hemen şöyle cevap verdi. Hanım, sen şifalandın. Adeta donmuş gibi oldum. Bir şey konuşamıyordum. Bir şey diyemedim. Ve dedi ki, bir şey söyle, konuşsana. Sevin. Birden sevinçten donmuşluğum çözüldü. Ancak öyle tarif edebiliyorum. Gitti. Ve sonra şöyle dedim. Teşekkürler Tanrım. Teşekkürler sevgili Bruno. Hemen durumu kabul edebildim ve şifayı aldığımı anlamıştım. İnanılması güç şifalar duyulmaya başladı. Gröning, kamunun ilgisinin odak noktası oldu. Sonra da artık tamamen unutmuş olduğum hayat sevinci geri geldi. Kalbime yeniden memnuniyet hissi girdi. Daha önce sadece somurtkan ve üzgündüm. Çünkü normal yaşam değildi benim için. Öylesine yaşıyordum sadece. Pazartesiden itibaren bütün hafta işte nasıl başarabilirim diye korkum vardı. Sürekli bir korku hali içinde yaşadım. Birden bütün bunlar gitmişti.
ve 9 yıl sonra bile durum hala aynı. O zaman olduğu gibi, şifadan 3 gün sonra durumu fark ettiğim gibi. Bahçede bütün işleri yapıyorum artık. Toprağı kazıyorum. Kocaman odun kutuları eve taşıyorum. Odun kulübesinden eve epey uzun bir yol yürümem gerekiyor. Ne zaman böyle bir yük kapıp yürüsem de daima sevgili Bruno teşekkürler diyorum. Bunları yapabilmem beni çok mutlu ediyor. Odun da kırıyorum, küçük parçalar haline getiriyorum. Evimizde güzel bir çini soba var ve onunla ısınıyoruz. Orada duruyorum ve 2 saat boyunca kırıyorum, kırıyorum. Her gün bu öğretiyi tanıdığıma şükrediyorum. İnsanlara bu davetiyeyi ulaştırmak bizim için büyük bir gönül dileği. Ben de şahsen katılıp birlikte çalıştım. Karşılığında çok şey alıyorsunuz. Daha sonra eve vardığınızda anlıyorsunuz. İyi bir şey yaptığınızın sonucu olarak kuvvet ve memnuniyet duyuyorsunuz. Sonra da bunun gibi geri bildirimler gelince posta kutuma bunu attığınız için size candan teşekkür ediyorum. Ich habe ein Flair bei mir im Briefkasten gefunden. Posta kutumda bir bildiri broşürü buldum. Sonra da Bruno Gröning konulu belgesel filme gittim. 30 yıl boyunca çok şiddetli migren ağrılarım vardı ve de kronikleşmiş sıt ağrısı çekiyordum. Film başlar başlamaz her şeyi unuttum. Bruno'yla derin bir bağlantı halindeydim. İçimden acı çektim ve şunu düşündüm. Böyle korkunç şeyler dünyamızda nasıl olabildi? Sonra da Tanrı tarafından bir insan geliyor, herkese yardım etmek isteyen biri ve buna izin verilmedi. So tief verbunden. Ich habe auch gelitten innerlich und habe das auch so gedacht, dass das ist so schrecklich auf unserer Erde. Dann kommt dieser Mensch, schickt liebe Gott Vater und er möchte helfen alle Menschen und das durfte er nicht machen und das war für mich das innerlich so tut mir ganz weh. Und dann habe ich nicht bemerkt, wie habe ich das erste Teil gesehen. İzlediklerim içimi acıtmıştı. Kendi ağrılarımı unutmuştum. Bir uğrar birazını izlerim diye düşünmüştüm. Hiç bu kadar uzun oturamıyordum daha önce. Sonuna kadar kalabileceğimi düşünemedim. Fakat öyle ilginçti ki hiç ayrılmak istemedim. Film sırasında hissettiğim sevgiyi her zaman hissetmek istedim. Yaşamım boyunca bu sevgiyi aramıştım ve bulamadım. Diese Liebe habe ganz mein Leben gesucht und habe das nicht gefunden. Und jetzt plötzlich in diesem Film, wo sah ich auf erste Mal diese Augen und dann habe ich diese Liebe gespürt. Und wo kam ich nach Hause, das war auch für mich wunderschön war. Filmde birden o gözleri gördüm. O zaman sevgiyi hissettim. Sonra eve vardığımda ailem hemen bir şeyin değiştiğini algıladı. Kızım şu soruyu sordu. Neredeydin? Gözlerime bakarak devam etti. Anneciğim, aşık mısın? Çok tatlıydı. Asla unutamam bunu. O gece ilk defa deliksiz uyudum. Ağrısız ve ilaçsız. Hiçbir şeye ihtiyacım yoktu. Bu şifa 7 yıldan beri devam ediyor. Her şey yok oldu. Bende 30 yıldan fazla migren ağrısı ve yaklaşık 30 yıl şiddetli sırt ağrısı vardı. Und das gleich auch ungefähr 30 Jahre starke Rückenschmerzen. Es war immer schwer, diesen Film in die Kinos zu bekommen. Und wir hatten dann schon im Jahre
Bu filmi sinemalarda gösterme çabası daima bir hayli zordu. 2003'te ise Kassel'de hiçbir sinemanın sahibinin bu filmi gösterime sokmak istememesiyle karşılaştık. Tam o sıralarda teknik ilerlemişti ve filmi başka yöntem ile DVD üzerinden video projektör ile oldukça iyi kalitede perdeye aktarabilme fırsatımız olmuştu. Başarı muhteşemdi. Çok insan gelmişti ve aralarda onlara iyi rehberlik yapıldı. Sonradan olmadığı kadar çok şifalar bildirildi. Çok kısa zaman içinde çok fazla oldu. Zannediyorum 2-3 gösterimde uzun süreli rahatsızlıklardan özgürleşen insanların sayısı 6'ydı. Bu filmi bütün dünyaya tanıtmak için yepyeni bir fırsat doğmuştu. Sinema malzemesi kutularımız artık 90 kilo ağırlıkta değildi. Küçücük bir çantaya sığarak toplam ağırlığı 90 grama inmişti. Bu da şu anlama gelir, daha önceki aynı ağırlığa karşılık artık 1000 adet film alabilirdik. Ya, ich freue mich. Belgesel filmin gösterimlerinde yardımcı olabildiğime seviniyorum. Dolayısıyla şunu deneyimledim. Bir hanımın girdiğini gördüm. Sonuna doğru girdi. Elinde birini tutuyordu. İlk sıraya oturdular. Anne ve kızdır herhalde diye düşündüm. Kızı herhalde 50 yaşlarındaydı. Filmin sonunda bu her zaman yapılır. Bir şeyler hisseden oldu mu diye soruldu. Kimse elini kaldırmadı. Sonra birden kızı şunu dedi. Ama anneciğim, kolunu kaldırabiliyorsun ya, daha önce hiç yapamıyordun. Bu çok olağanüstüydü. Buna çok sevinmiştim. Bundan sonraki yardım edebileceğim gösterim için şimdiden sevinç duyuyorum. Mich so gefreut und alle haben sich darüber gefreut praktisch ja. Ja, was. Ja, und so freue ich mich jetzt schon auf die nächste Vorführung, wo ich mithelfen darf. Çok yoğun panik ve kalp atakları yüzünden ölebileceğim duygusuna kapılmıştım bir ara. İnanılmaz yoğun bir duyguydu. 3 ay boyunca günün her saatinde bu duygu bana eşlik ediyordu. Bu durumdan bir türlü çıkamıyordum. Sabahları akşama kadar devam ediyor. Kalbimdeki bu doğal olmayan hareketler özellikle geceliğin öyle kötüydü ki ölürüm duygusuyla korku içindeydim. Kızım o dönemde 14 yaşındaydı. Onunla yalnız yaşıyordum. Boşanmıştım. Bu korkunun duygusal yönden ne anlama geldiğini herhalde tahmin edebilirsiniz. Çocuğum ne olacak ve onunla ilgili bütün bu düşünceler. Sonra Ekim'de filme gittim. Filme çok yoğunlaştım. Bu film beni fazla etkilemişti. Adeta büyüledi beni ve etrafımda olan biten her şeyi tamamen unutacak kadar kalbime ve ruhuma hitap etti. İçimde çok büyük bir güç hissettim. Göğsümün etrafında sol elime ve sol parmağıma kadar yayılan ağrılar duydum. Ve film bittiğinde mutluyum. Çok muhteşem bir halde mutlu eve yürüdüm. Yaşadığım en mutlu günlerden birisiydi. Sonra her şey yok oldu. Panik ataklar ve 3 ay boyunca yaşamış olduğum bütün rahatsız edici belirtiler o günden sonra tamamen kayboldu. Bunun için sonsuz minnettarlık duyuyorum. Das Ungute, was ich 3 Monate erlebt hatte, das war von diesem Tag an völlig verschwunden. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Daima aramış olduğumun bu olduğunu fark ettim. Büyük heyecan duydum ve bu heyecanımı ailemle de paylaşmayı arzu ettim.
ama olmadı. Direnç gösterdiler. Hatta oğlum, gelinim ve büyük torunum biraz dalga bile geçtiler. Birazcık gülünç hale soktular. 2005 yılında film Frankfurt Oder'e geldi. 5 Aralık'ta film Frankfurt Oder'de gösterildi. Doğum günümde Aralık'ta olduğu için kendime doğum günü hediyesi olarak diyebileceğim fikri geldi. Evde rahatça oturmuştuk. Çocuklar gelmişti ve bu soruyu yönelttim onlara. Doğum günüm için bir şey düşündünüz mü? Hayır diye cevapladılar. Ben de şöyle devam ettim. Benim tek bir dileğim var. Bu da filmi izlemenizdir. Pek heyecanlanmadılar. Fakat gittiler. Eşim gitmedi. Fakat oğlum, gelinim ve büyük torunum. O zamanlarda film gösteriminde kitap masamız da vardı. Kitap masasının arkasında durmuştum ve ilk arada gelinim geldi ve benden özür diledi. Bu benim için çok büyük bir şeydi. Çünkü daha önce her şeyi biraz gülünç hale sokmuştu. Filmden sonra evde tartışmalar çıkınca ve eşim hala karşı tutum sergileyince hemen oğlum atıldı ve şöyle dedi. Baba dur, bu annemin yoludur ve istediği gibi yürür. Böylece her şey düzen içinde o zamandan beri. En azından ailem tekrar direnç göstermedi. Bruno'dan önceki zaman çok sancılıydı. Özellikle eşimden ayrılışım. Birden 4 çocuğumla yapayalnız kalmıştım. Neredeyse aynı zamana denk multiple skleroz olduğumu öğrendim. Bana yardım etmelerine mümkün olmadığını söylediler. Adeta yıkılmıştım çünkü sportif biriydim. Tekvando Kanada şampiyonu, Kuzey Kanada karate şampiyonu ve kickboksa dünya şampiyonuydum. Being in the wheelchair and having somebody else take care of me was just I found that very very difficult. Tekerlekli sandalye ve birinin bakımına muhtaç olacağım düşüncesine bile çok zor katlanabildim. Artık yaşamak istemiyordum. Yasal olarak intihar için yardım sunan gazete makalelerini kesmeye başlamıştım. Bu yaşamdan çıkma yolunu aradım. Ailem veya çocuklarım bana bakmak zorunda kalmalarını istemedim. Getting worse, but until my friend told me about the Bruno's film, I really had no hope for the future. Kimsenin de giderek güçsüzleşmemi görmesini istemedim. Umutsuzdum. Ta ki bir arkadaşım bana belgesel filmden bahsedene kadar. I went to see the film in March of 2010, and there I found hope. Mart 2010'da filmi izledim ve umut bağladım. Bruno Gröning'in söylediği "Devasız hiçbir şey yoktur" cümlesi beni bırakmadı. Sonra da filmde multiple skleroz şifa raporlarını izledim. Kendime şunu sordum. Bunu ben de deneyimleyebilir miyim acaba? Gücü bütün bedenimde aktığını hissettim. Daha önce hiç duymadığım bir şeydi bu. Ve Bruno Gröning'in büyük sevgisini. Görüşüm tamamen değişti ve tekrar enerji doluydum. Bruno'nun tavsiyesine uydum ve bedenimi dinledim. Bir ay sonra da ilaçları tamamen kestim. Doktorun tavsiyesine karşın. 9 ay sonra test edildiğimde sonuç %106 çıktı. Daha kuvvetliydim. Bruno'nun yardımıyla ve ilaçsız. Terapistler bunun çok olağan dışı olduğunu ifade ettiler. Bütün değerler daha iyi oldu ve hala %106. Keyif duyduğum her şeyi yapıyorum tekrar. Ata biniyorum, kickbox yapıyorum, koşuyorum ve 4 çocuğuma tek başıma bakıyorum. And I'm still able to do all the things I love to do.
Yaşamım enerji ve sevinç dolu. Birlik yöneticisi oldum çünkü Bruno'dan bunu dilemiştim. Lütfen bana yardım et ki 4 çocuğuma bakabileyim diye. Bunun karşılığında senin yardımınla başkalarına yardım edecektim. Sonra bana bir birliği üstlenmek ister miyim diye soruldu. Hemen onayladım. Çünkü Bruno sözünü tutmuştu. Çok hızlı gelişti. Bir yılı bile geçmeden birlik yöneticisi olmuştum. Şimdi ise 3 birliği yönetiyorum. İnsanların sağlığa kavuşmalarına şahit olmam benim için en büyük sevinçtir. Bruno'yu tanımak büyük bir nimettir. O yaşamımı kurtardı. Benim için film çok çok büyük bir şey. İnsanların yeniden ilahi olanla ilgilenmelerini sağlayan, sonuçta insanlığa ilahi bir yardım. Tanrı için nelerin mümkün olduğu idrakine varmak ve kendilerini buna açabilmeleri için. Kendi yaşamlarına dahil edebilmeleri için. İnsanlara bunu tekrar geri alma fırsatını verir. Es gibt den Menschen die Chance, das wieder zu bekommen. Film bitiminde öyle mutluydum ki mucizevi bir yolla mutlu bir halle eve doğru yürüdüm. Bu hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Film gösteriminde oturuyordum. Öyle çok etkilendim ki izlediklerim ve duyduklarım beni üzdü. Ancak sevinç ağır bastı. Sayısız şifalarını anlatan bu insanların etki ediyordu.
Zira birçok kişi filmde karıncalanma hissettiklerini anlatıyor. Demek ki Hellstrom akıyor ve filmi izlediklerinin dolayı iyi olanla bağlı oluyorlar. Sonuç olarak da şifalar gerçekleşiyor. Aynen birlik saatlerinde olduğu gibi. Bir hanım arkadaşım var. Eşiyle beraber uzun yıllar boyunca çocuk sahibi olma arzuları vardı. Fakat çocukları bir türlü olmadı. Bilinen bütün tıbbi imkanları denediler. Fakat bu yolla başarı sağlanamadı. Tek bir yol kalmıştı. Bu da suni döllenme. Bunu da istemedi. Sonra Bruno Gröning filmi geldi. Filme gittiler ikisi beraber. Neredeyse filmin bitimine yaklaşırken bir sahnede Bruno Gröning geliyor. Daha doğrusu bir çocukla birlikte çekilmiş bir fotoğrafı. Ve içsel olarak bunu söyledi. Bruno, bir tek defa daha senden şunu diliyorum. Hamile kalmayı öyle çok istiyorum ki. Hayırlısıyla, lütfen. Filmden sonra eve döndüler. Duygular yoğundu ve 9 ay sonra sağlıklı bir kız çocuk dünyaya geldi. İsmi Tessa. ...2002 yılından önce annem, teyzem vasıtasıyla arkadaş çevresine girdi. Kısa zaman sonra da babam ve erkek kardeşim öğretiyi tanıdılar. Deneyimleri beni çok etkiledi. Şöyle oldu. Filmi 9 yıl yapım sürecinden sonra nihayet bitirmiştik. Özellikle arşivden alınan zamanın tanıklarının birçok düzenlemesi filme dahil edilmişti. Kayda alınmış 80'den fazla zaman tanığı vardı. Filmde 50'den fazlasını kullandık. Bu sayede film gerçekten Bruno Gröning hakkında tarihi bir belge oldu. Bunu anlayamıyorum. Görünürde hiçbir şey yok artık. Size söyledim ya, Gröning beni iyileştirdi. Bunu ciddi olarak söylemiyorsunuz umarım. Kesinlikle ciddiyim. Ona ilk defa gittiğimden beri artık hiçbir ağrı duymadım. Fakat bu mümkün değil. Mümkün olduğunu görüyorsunuz işte. Sağlıklıyım. Önemli olan bu. Doktor Bey, bunu imzalayabilir misiniz? Evet, şöyle oldu. Bu şifalar öylece gerçekleşmişti ve giderek şifalar hakkında daha çok haberler aldık. Bu beni önce şaşırtmıştı. Fakat sonra şunu anladım. Film neredeyse insanı tekrar ilahi olanla bağlayan ve kuvvetin akmaya başladığı birlik saati gibi